Ben normalde futbolu sokakta oynadım. Benim lisedeki hocam keşfetti. Beni Trabzonspor'a gönderdi. Seçmelere girdiğim anda seçmeleri kazandım. Hani takım kurdular. Takımda da direkt A milliye seçildim. Yaşım zaten büyüktü. Çok geç başladım ama normal sokak futboluna çok erken başladım. Biz burada ailelerimizden ayrı kalıyoruz. Kaldığımız evde yemeğimiz olsun, maddi, manevi her şeyimizi hocalarımız, kulübümüz karşıladı. Bu yüzden bu kulüpte olduğum için, bu zor dönemde yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyorum. 3 yıldır buradayım. 3 yıldan beri Ataşehir Belediyesi'nde kaptanlık yapıyorum. Öğretmenlik yapıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Hocamızla beraber birçok başarıya imza atacağımıza inanıyorum. Mesela ben Trabzon'da oynadım. Burada gördüğüm ilgi hiçbir zaman görmedim. Başka kulüplerde de oynadım. Yani buraya geldikten sonra futboldan maddi manevi kazandığım şeyleri gördüm. Yani belediyenin nasıl futbolcusuna sahip çıktığını, hocaların nasıl arkadaş olduğunu. Yani burada her şeyi kazandığımı, hayatı öğrendiğimi daha net anladım. Hani bırakırsam da burada bırakırım diye düşünüyorum. Gerçekten dünya savaşırken biz de savaştık. Ne olursa olsun kulüp hocamız, başkanlarımız hep yanımızdaydı. Kulüp hocamıza hani maddi bir problemimiz olduğunda söylediğimizde direkt zaten hani yerine getiriyordu. Allah razı olsun ondan da. Ben bir yıldır biz futboldan para kazanamıyoruz. İşte iş yerleri falan kapatıldı, onlar oldu, öğretmenlikler durdu falan. Her şekilde Ataşehir Belediyesi yanımızda oldu. Yani o yüzden burada çok mutluyum. Hocamla, kulüp başkanları yani her zaman böyle bir ortamda olmak istemişimdir zaten. Çünkü sporcu biraz pofpoflanmak ister. Hani maddi konuda da biliyorsunuzdur. Futbolcu insan biraz düşünmeyecek. Sadece burayı düşünecek. O yüzden burası çok rahat. O kafa yapısında çok rahat. Yani futbolcusunu düşünen bir yapıları var. Gruplar işte açıklandığında zaten zor veya basit hiçbir şey yoktur bu hayatta. Çalışan kazanır. Biz de çalışmalarımızı bu pandemi sürecinde de sürdürdük. Çok göz önünde bulundurduğumuz bir şeyimiz yoktu ama hocamız her zaman bize antrenman programları verdi, gelip burada yaptık. Hani oyuncularımız fedakarlık yaptı, burada kaldılar. Kulüp bize sahip çıktığı için biz de kulübümüzün başarısını istiyoruz. Bence gruptan lider çıkacağız ve finale de kalacağız ve finalde başarıp buraya döneceğiz. Çünkü bizim desteğimiz aile olmamız, yani ortamımızın tam bir aile ortamı olması. O yüzden başarmamak gibi hiçbir şeyimiz yok bizim.